Merhaba arkadaşlar. Bu sunumda 1980'den günümüze para ve maliye politikalarından bahsedeceğim. İktisat politikasının amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz. Tam istihdama ulaşmak, fiyat istikrarını sağlamak, iktisadi büyümeyi arttırmak, ödemeler bilançosu dengesini düzenlemek ve gelir dağılımında adaleti sağlamak. İktisat politikası en temel haliyle ikiye ayrılmaktadır. Ortodoks ve heterodoks politikalar. Ortodoks politikalar, para politikası, maliye politikası gibi geleneksel politikalar içermektedir. Heterodoks politikalar, dumping, tarife dışı engeller gibi politikalardır. Yeni klasik yaklaşım 1960'lı yılların sonlarında, başta Robert Lucas, Thomas Sargent, Neil Wallas ve Robert Barrow gibi önemli isimlerin liderliğinde Keynesyen teoriyi temelden sorgulayan bir yaklaşımdır. Kısa dönem toplam arz eğrisi AS1'de beklenen fiyat düzeyi P1'e göre çizilmiştir ve başlangıçta uzun dönem toplam arz eğrisi üzerinde olan toplam arz ve talebin kesiştiği birinci noktada dengededir. Merkez Bankası'nın işsizlik oranının yüksek olduğuna karar verip beklenmedik bir şekilde tahvil satın aldığını varsayalım. Böylece para arzı artacaktır. Toplam talep eğrisinde kayma beklenmediğinden yeni denge ikinci noktada gerçekleşecektir. Burada ise bekleyişler rasyonel olacağından çalışanlar ve işverenler genişletici bir politikanın toplam talep eğrisini kaydıracağını ve fiyatların P2'ye yükseleceğini bekleyecektir. Çalışanlar fiyat düzeyi yükselirken ücretlerin düşmemesi için zam isteyeceklerdir. Böylece başlangıçta birinci noktada dengede olan ekonomi de toplam arz eğrisi AS2'ye kayacaktır. Yani dengede toplam üretim değişmezken fiyat düzeyi yükselecektir. Özetle yeni klasik yaklaşıma göre para politikası etkin değildir. Her ne kadar beklenmedik bir politika uygulanması karşısında kısa dönemde işçi ve işveren kararları farklı olsa da uzun dönemde gerekli bilgiler sağlanacağından ekonomi önceki durumuna dönecek fakat fiyatlarda artışlar görülecektir. Yeni klasik iktisatçılara göre ekonomide uygulanmakta olan bir maliye politikasının uzun dönemde üretim ve istihdam üzerindeki etkisi olumsuz yönde meydana gelecektir. Yeni klasik görüşü savunan iktisatçılar, rasyonel beklentiler hipotezinin doğal bir sonucu olarak özellikle maliye politikasının kısa dönemde de uzun dönemde de etkin olmadığını savunurlar. 1980'lerin başında Fisher, Phelps ve Taylor gibi iktisatçılar Keynesyen okul altında ücret ve fiyat yapışkanlıklarının mikroekonomik temellerini inşa etmişlerdir. Yeni Keynesyen yaklaşıma göre beklentiler rasyonel olabilir. Fakat piyasalar her zaman mükemmel işlemezler. Bu sebeple fiyat ve ücretler her zaman esnek değildir ve ortaya çıkan dalgalanmaların kendiliğinden ortadan kalkacağını beklemek doğru değildir. Yeni Keynesyen iktisatçılar ücret ve fiyat yapışkanlıklarını iş gücü sözleşmeleri, sendikalar, zimni sözleşmeler, menü maliyetleri, etkin ücret hipotezi, koordinasyon başarısızlıkları ile açıklamaktadırlar. Yeni Keynesyen iktisatçılar ücret ve fiyat yapışkanlıklarının mikro iktisadi temellerini açıklamaya çalışmışlardır. Bunun nedeni iktisadi dalgalanmalarda büyük bir rolünün olduğuna inanmalarıdır. Yeni klasik iktisatçıların aksine yalnızca beklenmeyen toplam talep değişmelerinin değil, aynı zamanda beklenen toplam talep veya politika değişikliklerinin de benzer etkilere sahip olduklarını savunmalarıdır. Ancak beklenmeyen politikaların ekonomi üzerine etkisinin beklenene göre daha fazla olduğunu sonucuna varırlar. Dolayısıyla yeni klasiklerin politika etkinsizliği yeni Keynesyen iktisatçılar için geçerli görülmemektedir. Şekli incelediğimizde yeni Keynesyen iktisatçıların para politikası hakkındaki düşünceleri açıklanmaktadır. Buna göre ağda beklenmeyen genişletici politikaların etkilerini görmekteyiz. Başlangıçta ekonomi A noktasında dengededir. Merkez Bankası tahvil satın alarak para arzını artırıcı bir politika izlediğinde toplam talep eğrisi AD3'e kayacaktır. Genişletici politika beklenmediğinden beklenen fiyat düzeyi değişmeyecek ve bunun sonucu olarak toplam arz eğrisi de değişmeyecektir. Sonuç olarak ekonomi toplam çıktının Y1'e ve fiyat düzeyinin P2'ye yükseldiği B noktasına hareket edecektir. B kısmında beklenen genişletici politikaların yeni Keynesyen iktisatçılar tarafından yorumu verilmiştir. Burada genişletici politika beklendiği ve bekleyişler rasyonel olduğu için beklenen fiyat artışları beraberinde ücret artışlarını da getirecek. Dolayısıyla toplam arz eğrisi kayacaktır. Ancak ücret ve fiyat yapışkanlıkları tam bir ayarlamaya izin vermeyeceğinden yeni klasiklerdeki gibi AS3'e değil AS2'ye kayacak ve ekonomi B noktasında dengeye gelecektir. Yeni Keynesyen iktisada göre
Böylece beklenen politika üretim üzerinde etki yapacaktır. A'daki milli gelir artışı B'ye göre daha fazladır. Yani beklenmeyen politikanın etkisi beklenene göre daha fazladır. Bunun nedeni toplam arz eğrisinin kaymamasıdır. Yeni Keynesyenlere göre ücret yapışkanlıkları istikrar politikalarının etkin olmasına neden olur. Bu nedenle aktivist politikalar uygulanmalıdır. Yeni klasik iktisatçılar aktivist politikalara karşıdırlar ve kurala dayalı politikaları desteklerler. Yeni Keynesyen iktisatçılara göre piyasalar temiz değildir ve buna bağlı olarak eksik istihdam durumunun mümkün olduğunu söylerler. Bu yüzden genişletici makro politikaların reel çıktı ve istihdam üzerinde etkileri ortaya çıkmaktadır. Bu bölümde 1980'den günümüze iktisadi uygulamaları inceleyeceğiz. 24 Ocak kararları. Türkiye'de 1980'lere kadar ithal ikameci sanayi stratejisi uygulanmıştır. 1970'lerin sonunda petrol krizi başta olmak üzere ortaya çıkan gelişmeler Türkiye'yi yapısal bir reformun gerçekleşmesine mecbur bırakmıştır. Karar 25 Ocak 1980 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 24 Ocak'ta alınan kararların amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz. Enflasyonu düşürmek, döviz gelirlerini arttırmak, ödemeler bilançosunda dengeyi sağlamak, ihracatı teşvikler ile arttırmak, sanayi ürünlerinin üretimine ağırlık verilmesi, kitlerin yeniden düzenlenmesi, tasarrufların arttırılması, daha fazla yabancı yatırım sağlanması, devletin ekonomiye müdahalesinin en aza indirilmesi, gelirin arttırılması ve vergide adaletin sağlanması. 24 Ocak kararları ile birlikte 1977'den beri durgunluk yaşayan Türkiye ekonomisi tekrar canlanma dönemine girmiştir. Bu süreç, Körfez krizinin ortaya çıktığı 10 yıllık bir dönemi kapsamaktadır. Ayrıca bu süreçte dış ticaret hacmi yükselmiş, yabancı sermaye girişinde hareketlilik yaşanmış ve mal ile hizmet fiyatlarına yönelik kara borsa fiyat oluşumunun önüne geçilmiştir. Fakat bu süreçte dış borç stoku, kamu kesimi borçlanma gereğinin gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı ve işsizlik artmış, devletin ekonomideki mevcut konumu küçültülememiştir. Özetle gerçekleşen iyileşme süreci de geçici olmuş ve gerçekleşen iyileşmeler de bir süre sonra ortadan kalkmıştır. Uygulanan politikalar yapısal bir değişim süreci sağlasa da tam olarak başarıyla sonuçlanmamış ve 1993 sonunda faizlerin düşürülmesiyle beraber faiz kur oranının bozulup tekrar bir ekonomik krizin yaşanmasına neden olmuştur. Para politikasındaki hataların bu krize önemli bir etkisi olduğunu söylemek mümkündür. 1980'li yıllarda özellikle kamu kesimi açıklarının büyük boyutlara ulaşması ve borçların artan bir iç borçlanma ile finanse edilmesi dikkat çeken önemli bir konudur. 1990'larda ise problem büyüyüp devlet kendi bankaları üzerine borç yükleyince ve ortaya çıkan olumsuz gelişmeler mali piyasaların erken ve aşırı serbestleşmesi ile 1994 Nisan ayında ülkeyi kriz ile karşı karşıya bırakmıştır. Bu kriz aynı zamanda ertelenmiş bir kriz olarak tanımlanmakta ve kriz yönetiminin yanlış olması nedeniyle daha ağır bir kriz döneminin yaşandığı görülmektedir. 5 Nisan istikrar kararları amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz. Mali istikrarı sağlamak ve bu bağlamda TL'den kaçışı ve dövize hücumu durdurmak için mevduat faizleri yükseltilmiştir. Piyasalara istikrar kazandırmak amacıyla kamu kesimi tarafından üretilen malların fiyatlarında ayarlamalara gidilerek yüksek zam yapılmıştır. Kamu kesimi gelir gider dengesini kurmak, ödemeler bilançosu açıklarını azaltmak, döviz piyasalarında arz talep dengesini sağlamak, kitlerin özelleştirilmesi ve kalkınmanın sürdürülebilir olması için yapısal ve kurumsal düzenlemeler yapılmıştır. 5 Nisan kararları sonrası döviz kuru yükselmeye devam etmiştir. Yükselen döviz kuru ihracatın artmasına ve cari dengenin fazla vermesine yol açarken iç borç stoku artıp dış borç stoku azalmıştır. Mevduat faizlerinin artırılması yatırımlar üzerinde olumsuz etki yaratmış fakat tasarruflar üzerinde olumlu etkilere neden olmuştur. Tüm bunlarla birlikte enflasyon, faiz ve döviz kurlarındaki yükseliş, ithalat ve üretim maliyetlerinde ise artış devam etmiş. Maliye politikası ve vergiler konusunda hedefler tutturulamamış, makro konulardaki değişikliklerin gerçekleştirilmesi için geç kalınmıştır. En nihayetinde geliştirilen istikrar politikalarında beklenen başarı sağlanamamış ve krizden sonra uygulanması öngörülen reformlar gerçekleştirilememiştir. Tayland'da 1997'de meydana gelen küresel krizin olumsuz etkileri yanında uygulanan hatalı iktisat ve maliye politikaları daralmaya neden olmuş ve buna bağlı olarak 1998 yılında gayri safi milli hasıla azalmış,
bazı sektörlerde eksi büyüme gerçekleşmiş, ithalat hacmi gerilemiş, yatırımlar azalmış, işsizlik artmış ve buna bağlı olarak gelirler azalmış ve tüketim düşmüştür. Bu anlamda 1990-2000 dönemi içerisinde Türkiye IMF ile iki standby anlaşması gerçekleştirmiştir. Bunlardan ilki 5 Nisan 1994, diğer ise 9 Aralık 1999'dadır. 1999 yılında gerçekleşen programın adı Enflasyonla Mücadele ve Mali Uyum adını taşımaktadır. 9 Aralık 1999'da yürürlüğe giren istikrar programının amaçları şu şekilde sıralanabilir. Enflasyonu birbirini destekleyen ve tutarlı maliye, gelir, para ve kur politikaları ile birlikte 2000 yılında %25, 2001 yılında %12 ve 2002 yılında tek haneli %7 seviyesine düşürmek. Reel faiz oranlarını kabul edilebilir seviyeye düşürmek, ekonomik büyümenin potansiyelini arttırmak, ekonomide mevcut kaynakların daha aktif ve adil dağılımını sağlamaktır. Enflasyonu düşürmek için sıkı maliye politikası, yapısal reformlar ve özelleştirmenin hızlanması birinci temel unsur, enflasyon politikası ile uyumlu gelirler politikası ikinci ve yine enflasyonun düşürülmesine yönelik kur ve para politikası üçüncü temel unsur olarak kabul edilmiştir. Programın başarısız olmasına neden olan zayıf yönler. IMF ile yapılan daha önceki 16 anlaşmanın başarısızlığı, özellikle beklentileri yönlendirerek başarıya ulaşması beklenen ve bunun üzerine şekillenen istikrar programı için şüphe uyandırmaya devam etmesi, kamu bankalarının ve kitlerin açıkları hedeflenen düzeylere indirememesi, özelleştirmenin mali uyuma katkısının beklenenden düşük gerçekleşmesi, bankacılık sisteminin yeniden yapılandırılmasındaki başarısızlık, Merkez Bankası'nın para tabanını uygulaması nedeniyle riskli bankacılık sistemi mecburen dışarıdan borçlanacak ve sterilizasyon zorlaşacaktı. 2002 Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serden geçtiğe göre başarısızlık nedenleri, maliye politikasının tutarsızlığı, bankacılık sistemindeki zayıflık, önceden ilan edilen bir çıkış tarihinin veya stratejinin olmaması, olumsuz ticaret hadlerinden kaynaklanan şokların döviz kurunu yükseltmesinin refah seviyesini artırıcı hale getirdiği olumsuz şoklar olarak sıralanmıştır. Kasım 2000 krizinin nedenleri, bankacılık sektöründeki finansal kriz, ödemeler bilançosu açığının artması, başarısız yapısal reformlar ve 1999 depreminin ekonomiye yansımaları şeklinde sıralanabilir. Temel olarak finansal piyasalardan birdenbire yüklü sermaye çıkışlarının bulunması krizi tetiklemiştir. Piyasalarda başlayan panik nedeniyle borsa endeksinde %50 oranında bir değer kaybı yaşanmıştır. Kasım 2000 krizinden Şubat 2001 krizine kadar geçen sürede enflasyonu düşürme hedefi kapsamında kamu kesiminin ve konsolide bütçenin fazla vermesini sağlamak amacıyla maliye politikaları, sıkı döviz taahhüdüne dayalı para politikası ve buna uygun gelirler politikası sürdürülmüştür. Yapılan düzenlemelerle özelleştirme süreci hızlandırılmaya çalışılmıştır. Şubat 2001 krizine neden olan temel etkenler olarak döviz piyasasının dalgalanması, finansal krizler, reel ekonomide ortaya çıkan daraltıcı tesirleri, dış borç stokunun ve ödemeler bilançosu açığının çok fazla olması ve siyasi belirsizlikler sıralanabilir. 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz sonrasında ekonomide ciddi reformlara imza atılmıştır. Enflasyon hedeflemesi stratejisi bunlardan biridir. 2002-2005 döneminde öncelikli olarak örtük enflasyon hedeflemesini uygulamaya başlamışlardır. Bu strateji sayesinde fiyat istikrarı konusunda 2002-2004 yılları arasında önemli başarılar sağlanmıştır. 2005 yılında da açık enflasyon hedeflemesine geçilmemiş, ancak bu yılın son hazırlık yılı olduğu ilan edilmiştir. Enflasyon tek hanelere indirdikten, para politikasına güven oluşturulduktan ve gerekli ekonomik ortam sağlandıktan sonra daha şeffaf olması nedeniyle 2006 yılında açık enflasyon stratejisi uygulaması devreye sokulmuştur. 2007 yılının ilk aylarında 2006 yılının olumlu eğilimi devam etmiştir. Fakat Ağustos ayı itibariyle tüm dünyada yaşanan gıda ve enerji fiyatlarının yükselmesiyle enflasyon oranları yükselmiş, bu yükselişin döviz kurları ve küresel fiyat artışları ile ilişkili olduğu ve kısa zamanda ortadan kalkacağı açıklanmıştır. Aralık 2007'de baş gösteren ABD ile beraber dünyayı da etkileyen bu kriz, büyük buhrandan günümüze en derin ve en uzun süren kriz olarak kabul görmektedir. 2007 ortalarında ABD'de konut kredileri ödeme güçlüğünün etkisiyle finansal piyasalarında başlayan dalgalanma, 2008'de mevcut uygulamalar nedeniyle daha da derinleşmiştir. Burada ödeme gücü düşük kişilere kredilerin verilmesi temel sebep olarak söylenebilir. Mortgage kredilerine dayalı menkul kıymet piyasalarında
ABD'nin lider konumunda olması, yaşadığı krizin küresel hale gelmesine yol açmıştır. Türkiye'de yaşanan krizin ardından daralmaya bağlı olarak ekonomik büyüme, istihdam oranı, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı düşmüştür. Krizin gün geçtikçe daha da derinleştiği ekonomilerde kısa dönemde ekonomiyi toparlayıcı olarak maliye politikaları görülmüştür. IMF'nin krizden çıkışın en etkili yolunun mali genişleme olduğunu duyurması ve 2009 Nisan ayında gerçekleştirilen G20 zirvesine katılan ülkelerin de bu konu hakkında uzlaşmaları, ülkelerin genişletici maliye politikalarına ağırlık vermesini sağlamıştır. Türkiye'nin kriz sonrası uyguladığı politikalar. İstihdam için ödenek ve teşvikler sağlanmış, 120 bin kişi doğrudan istihdam edilmiş, işsizlik ödeneği %11 arttırılmıştır. Yüksek teknoloji ve sermaye gerektiren Ar-Ge ve teknoloji kapasitesini arttıran 12 büyük sektörde büyük proje yatırımları desteklenmiştir. İhracat ve tarım teşvikleri olmuştur. %6 olan Türk lirası zorunlu karşılık oranının %5'e düşürülmüştür. Yabancı para zorunlu karşılık oranı %11'den %9'a düşürülmüş, ihracat reskont limiti yükseltilmiştir. Küresel krizin ardından birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de para politikasına fiyat istikrarına ek olarak finansal istikrarı eklemiştir. Gelişmiş ülkeler bilanço sorunlarını çözmeye yoğunlaşırken gelişmekte olan ülkeler riskleri yönetmek amacıyla eskiden daha kapsamlı politikalar geliştirmeye ve uygulamaya yönelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın enflasyon beklentilerini ve orta vadeli enflasyon risklerini dengelemek amacıyla Ekim 2011'de güçlü bir sıkı para politikası uygulamasına gitmiştir. Ayrıca faiz koridoru daraltılmış, zorunlu karşılıklarda ise likidite ihtiyacını azaltacak yönde uygulamaya gidilmiştir. Orta vadeli mali plana dayalı olarak 2011-2013 yılları arasında merkezi yönetim bütçesi kaynakların belirlenmiş öncelikleri doğrultusunda kamu harcamalarının kalitesinin arttırılmasını, hayat standartının yükseltilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda kamu yatırımları, eğitim, sağlık, teknolojik araştırma, ulaştırma ve içme suyu gibi konularda altyapı uygulamalarına gidilmiş, tarımsal destekler, uluslararası standartlara uygun iç kontrol ortamının oluşturulmasına yönelik düzenlemeler, vergi mevzuatının sadeleştirilmesi, vergi tabanının genişletilmesi, aile hekimliği uygulaması, kamu personeline yönelik maaş ve ücret artışı, bölgesel kalkınma planlarına yapılacak yatırımlar şeklinde maliye politikası benimsenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 2012 sonlarında geliştirdiği bir diğer para politikası aracı rezerv opsiyon mekanizmasıdır. Bu mekanizma yardımıyla sermaye hareketlerindeki aşırı oynaklığın makroekonomik ve finansal istikrar üzerindeki olumsuz etkisinin hafifletilmesi amaçlanmaktadır. Rezerv opsiyon mekanizması, bankaların TL zorunlu karşılıklarının bir kısmını döviz ve altın cinsinden tutmalarına izin vermek suretiyle gönüllü olarak ek döviz ve altın bulundurmalarına izin veren bir sistemdir. 2014 yılının başında mevcut küresel belirsizlikler nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faizleri arttırırken aynı zamanda piyasaya döviz satım ihaleleri yoluyla döviz likiditesi sağlamıştır. 2014 Mayıs itibariyle azalan belirsizliklerle beraber faiz indirimleri uygulanmaya başlanmıştır. Ancak Temmuz ayı itibariyle gıda fiyatlarının enflasyondaki düşüşü geciktirmesi nedeniyle mevcut durum korunmuştur. Son 13 yılın en kurak yazının 2014'te yaşanması nedeniyle gıda fiyatlarına bağlı olarak enflasyon son 2 yılın zirvesini görmüştür. Buna karşın uygulanan sıkı para ve maliye politikaları nedeniyle çekirdek enflasyon kontrol altına alınmıştır. Petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi ve altın ticaretindeki normalleşme nedeniyle 2013 yılında 65 milyar dolar olan cari açıkta ciddi daralma görülmüştür. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası fiyat istikrarına odaklı para politikası duruşuna devam etmektedir. Enflasyon hedeflemesi temel para politikası rejimi olmaya devam edecektir. 2018-2020 döneminde hükümet ile varılan anlaşma sonucu enflasyon hedefi %5 olarak belirlenmiştir. Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülmeye devam edecektir. Ayrıca fiyat istikrarı ve finansal istikrara destek amacıyla rezerv opsiyon mekanizması kapsamında döviz imkanına ilişkin üst sınır %60'dan %55'e düşürülmüştür. 2017-2019'da orta vadeli program hazırlanmıştır. Program kapsamında maliye politikası olarak özellikle büyümeye destek sağlayacak kamu altyapı yatırımlarına, bölgesel kalkınmaya, eğitim, Ar-Ge destek ve teşviklerine devam edilecektir. Sunum burada sona ermiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.